Bugün hem Kur'an'ın hem de İncil'in ele aldığı bir soruyu düşünelim. İsa'nın hayatta olması ne anlama geliyor? Bir, Kur'an'ın İsa'nın ölümü ve çarmıha gerilmesi konusundaki görüşü. Kur'an referansı Surah An-Nisa 4.157-158'e bakarak başlayalım. Burada şöyle denir. Onu öldürmediler ve çarmıha germediler ancak başka birisi onlara öyle gösterildi. Allah'ın sözü üzerine not. Kur'an, Allah'ın sözü öz olarak burada İsa'nın öldürülmediğini veya çarmıha gerilmediğini doğrulamaktadır. Düşünce, hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar Allah'ın sözünün bozulamaz olduğuna inanırlar. Bu nedenle bu sözlerin kalıcı bir hakikati taşıdığına inanıyoruz. İkin, Kur'an'da İsa'nın eşsizliği. Ek bir Kur'an ayeti. Surah al-İmran 3.55'te Allah şöyle diyor. ''Ey İsa, seni muhakkak alıp kendime yükselteceğim.'' Burada Kur'an, İsa'nın bizzat Allah tarafından yükseltildiğini ve diğerleri gibi ölmediğini belirtmektedir. Muhammed'in ölümüyle karşılaştırma. Buna karşın diğer peygamberler gibi Muhammed'in öldüğünü ve gömüldüğünü biliyoruz. Surah Az-Zumar 39 bunu doğrular ve şöyle der. Muhakkak sen ey Muhammed öleceksin ve onlar da ölecekler. Düşünce Allah'ın sözü gerçekten bozulamazsa İsa'nın yükseltildiği bu eşsiz iddia tesadüfi olamaz. Bu, İsa'nın diğer peygamberlerden farklı bir rolü olduğunu gösteriyor. Üçüncü İncil'de İsa'nın ebedi yaşamı ve dirilişi. Kutsal yazılar tanıklığı. İncil'de, Yuhanna 11.25-26'da İsa'nın kendi sözleri kaydedilmiştir. Diriliş ve hayat benim. Bana iman eden, ölse bile yaşayacaktır. Burada İsa şöyle der, ben ilk ve sonum, diri olanım. Öldüm ve işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Her iki ayette, Kur'an'ın İsa'nın diğerlerinden farklı olarak yaşadığını belirten iddiasıyla uyumludur. Dördüncü son düşünce. Özet, hem Kur'an hem de İncil, İsa'nın yaşadığını ve diğer peygamberler, Muhammed de dahil olmak üzere öldüğünü doğruluyor. Eğer ikisinin de Allah'ın sözü olduğuna ve bozulamayacağına inanıyorsak, o zaman İsa'nın neden bu eşsiz ebedi konumda olduğunu düşünmek zorundayız.